Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünlerim mən çok güzel, çok lezzetli, görünüşüyle herkesi heyran edecek, yeni il süfrələrinizin görünüşünü daha da güzelleştirecek bir şirniyat hazırlayacağım. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma desteği için abone olup beğenmeyi ve videolarımı sonradan izleyip yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İndi ise keçek hazırlanmasına. Hazırlamak için 3 adet yumurtanın üzerine 1 stekan şeker tozu əlavə edib, mikserle ağarıp köpürüncəyə dək karıştıracağım. Artıq yumurta ile şeker tozu ağarıp yaxşıca köpürdü. Mikseri dayandırıp, üzerine yarım armudu stekan bitki yağı, yarım armudu stekanda isti su ve 3 yemek kaşığı kakaonu eləyerek əlavə edirəm. Kakaonu da əlavə etdikdən sonra 2 stekan un və 1 paçka qabartma tozu, 1 paçka da şəkərli vanili də əleyərək əlavə edirəm. Unun bir hissəsini əlavə etdikdən sonra yaxşı qarışdırıb həll edirəm yumurtanın içərisindəki düyün-düyün qalmasın deyə. 1 stekan unu əlavə etdikdən sonra gördüyünüz kimi yaxşı qarışdırıram. Sonrasında isə 1 stekan unu təkrar əlavə edib yaxşıca qarışdıracağım. İkinci istekandakı unu ve vanilli qabartma tozunu da eləyerek əlavə etdikdən sonra yaxşıca karıştırıram. Gördüğünüz kimi xəmirimiz bu qayda alınmalıdır. Axışqan xəmir alınmalıdır. Xəmiri yağlı kağız yerleştirilmiş soba listinə əlavə edirəm ve önceden isitdiyim 180 dereceli sobada yarım saatə bişirəcəm. Xəmirimi gördüğünüz bu qaydada hər tərəfinə yayıram ki, hər tərəfi eyni qaydada alınsın deyə. Mənim biskibitim bişdikdən sonra tamamilə soyutdum. İndi isə alt hissəsində olan yağlı kağızı çıxarıb biskibiti ovuntu halına gətirirəm. Biskibiti ovuntu halına getirip bitirdikten sonra derin bir kabın içerisine elave edip üzerine 2 banca kaynadılıp katılmış sıkışonunu elave edip kaşıkla yaxşı karıştıracağım. Kaşıkla yaxşı karıştırdıktan sonra yarım istekan xırda doğranmış qoz ləpəsi elave edip elimle yaxşı her tarafını karıştırarak xəmir halına getireceğim. Yaxşı karıştırıp bitirdikten sonra biskibitten ovuc kadar parçalar alarak ovucumun içerisinde bu cünlü yolkaya benzer forma veririm. Bütün biskibitlerin hamısını eyniyle bu qaydada hazırlayarak devam edirəm.
Bütün biskvitlerimin hamısını hazırlayıp bitirdim. İndi isə səhər yemeği için olan kukuruzlardan istifadə ederek hazırladığım biskvitlerin üzerine düzmeye başlayacağım. Kukuruzları biskvitin uç hissəsindən düzməyə başlayıram. Bu şirniyyatı uşaqlarınızla əylənərək hazırlayabilirsiniz. İnanın ki, uşaqlarınız hazırlayarken çok eğlenecek ve çok sevinecekler. Gördüğünüz kimi çok güzel alındı. Görünüşü de mükemmel oldu. Eyniyle bu kaydede bütün şirniyatları bu cürüne üzerine kukuruz düzmeye devam edirəm mən. Ve budur, mən bütün şirniyyatlarımın üzerine kukuruz düzüb bitirdim. En sonda isə üzerine şeker pudrası əlavə ederek görünüşünü daha da güzelleştirdim. Eminim ki sizler de severek hazırlayacaksınız. İnanın ki çok güzel, çok mühteşem görünür. Dadı da bir o kadar çok lezzetlidir görünüşü kimi. Uşaqlarınızla severek, eğlenerek hazırlayabileceğiniz bir şirniyyatdır. Mütləq hazırlayın. Hazırlayacak olanlara önceden nuş olsun deyirəm. Ve kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Videolarımı yaxınlarda paylaşıb sonuncan izləməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.